stüdyo dediğiniz böyle bir şey. İşte bir aydınlatması, ışıklandırılması olmak zorundadır. Tabii bu evde bildiğimiz halojen ya da o ekonomik lambalardan değil. Bu özel bir şeyler olmak zorundadır. Bu mekanın kapalı bir mekan olduğu için, stüdyo ortamı olabilmesi için belli spesifik özelliklere sahip olmak zorundadır. Nedir bu? İşte yan taraftan şimdi bir örnek veriyorum. Rally arabası bir çöp kamyonu geçse aşağı taraftan sesinin buraya gelmemesi lazım. Yani gürültü, çok fazla gürültü olduğunda dışarıda bile buraya erişememesi lazım. Şimdi biz burada bir zeminde duruyoruz. Yan taraftaki zeminde, yani bir başka odada, bir başka stüdyoda bir halk oyunları ekibi gelmiş, ayaklarını yere vura vura işte halk oyunları oynarken zeminden titreşimlerin de buraya gelmemesi lazım. Bunlar hep mühendisliklerle yapılabilen bir şeyler. Yani bu aslında bu üzerinde durduğumuz zemin duvarlarla temas etmiyor. Bir akustiği olmak zorunda bunun. O da nedir? İşte konuştuğumuzda normalde boş bir odada, boş bir evde, boş bir mekanda bütün sesler bize geri gelir. İşte bunun için özel bir akustik malzemesi vardır. Bu gördüğünüz malzemeler akustik mavi olanlar. Tabii perde de buna katkı sağlar ama temel amacı daha çok görsellikle ilgilidir perdenin daha fazla. Akustiğe de katkıda bulunur. Bir dekoru olmak zorunda bir stüdyonun, değil mi? İşte dekorlar, masalar olmak zorunda, sandalyeler olmak zorunda. Tabii ki tarzına bağlı olarak ama işte ışıkları olmak zorunda. Işıkların yine çok fazla detaya girmeden soğuk sıcak ışık diye birbirlerinden ayrılan, yani şöyle de bahsetmeye çalışayım size. Şu anda gördüğünüz bu beyaz yananlar soğuk ışık diye tarif edilen ama bu soğukluğu aslında ısısıyla alakalı değil. Rengin, yani ışığın tonuyla alakalı bir şey soğukluk kastı orada.